iki tiptir. Ateşli havale ve ateşsiz havale. Halk arasında çok korkulan bir mevzu olmasına rağmen ateşli havale tıbbi olarak bizi hiç korkutmaz. Çünkü hiçbir zaman ateşli havale geçiren bir çocukta hasar kalmaz. Ne bir beyin hasarı ne bir vücut hasarı, hiçbir zararlı etki kalmaz. Ama ateşli havale ateşin hızlı çıktığı çocuklarda ve mutlaka genetik aile zemini olan çocuklarda, yani annesi ya da babasının çocukluğunda ateşli havalesi olduysa, o çocukta 5 aylık ve 5 yaş arasındaki dönem diliminde havale geçirebilir. Ateşli havale dediğimiz olay çok ayrı bir konudur. O epilepsidir. O bir ayrı bir nöbettir. Ateş olmaz. O ayrı bir nörolojik hastalıktır. Orada kalıcı hasarlar olabilir. Ama ateşli bir havalede asla kalıcı hasar olmaz. Ateş yüksek hıza çok hızlı bir şekilde çıktığında, yani çocuk 37 dereceden 10 dakika içerisinde 40 dereceye fırladığında, beyin bunu algılayamayarak vücutta bir anormal elektrik deşarj oluşturur ve çocuk istemsiz bir şekilde kasılmaya başlar. O anda morarma olabilir, çocuk yere düşebilir. Mutlaka tabii ki korumak lazım, dilini ısırmasını, kafasını bir yere çarpmasına engel olmak lazım ve oksijeni bol bir ortama çıkarmak lazım. Evde başımıza geliyorsa ateşli havale, evin odasından mutlaka balkona çıkmak ve en kısa süre içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Ama genellikle 3 ila 5 dakika içinde havale kendiliğinden, ateşli havale kendiliğinden durur ve hastaneye gelene kadar çocuklar kendine gelir. Burada ateşe neden olan mikrop, havaleye neden olan mikrop her zaman korkulacak bir şey değildir. Halk arasında yanlış bir kanaat vardır. Ateşli havaleyi genellikle menenjitle eşdeğer olarak görürler. Menenjit bir infeksiyondur. Evet, havaleye neden olabilir ama her ateşli havale menenjit değildir. Çok basit bir solunum yolu infeksiyonunda bile o çocuğun genetik zemini varsa havale geçirebilir. Biz burada sayıyla kısıtlarız. Yani 5 ay ve 5 yaş arasında ve 3 keze kadar havaleye herhangi bir ilaç müdahalesi yapılmaz. Ama 3'ten fazla geçirdiğinde, o zaman bunu hani basit ateşli havaleden komplike hale geçtiğini düşünerek bir takım koruyucu ilaçlar başlanabilir. Ama anne ve babasında varsa hiç korkmalarına gerek yok. Bu çocuklar 5 yaşı bitirdikten sonra havaleye tekrar rastlamayacaklardır.